Açıkça söylemek gerekirse abartmak istemiyorum ama büyük ihtimalle 100 yılın enkazını devralacağız. Şartlar çok ağır. Ama dolaşırken ülkeyi bir de umutsuzluğu görüyorum. Özellikle gençlerimizde. Bu iş böyle geldi, böyle gider, bu ülke adam olmaz. İnsanlar, herkes de böyle bir düşünce. İlk önce bunu reddetmemiz gerekiyor. Ben burada bugün bunu başarmak istiyorum. Bu reddedilecek bir şey. Reddetmemiz lazım. Umutsuzluğa, yenilgiyi kabule yer yok. Biz zaten ben 18 Ağustos 2022'de zaten İYİ Parti'nin ekonomi politikaları başkanı olarak bir eylem planı açıkladım. Önemli konulardan biri de Türkiye'nin yolsuzluklarının önüne geçmek. Bu yolsuzluk düzeni sona ermek zorunda. Türkiye açıkçası, bunu hafifçe abartarak da söylemiyorum, tüm kalbine inanarak söylüyorum, Türkiye esasen bir organize suç örgütü gibi yönetiliyor. Rant toplayan, rant dağıtan bir sistem var. Ve Türkiye çok büyük kaybı uğratıldı. Bu kaybın da durdurulması lazım ama yapılan zararın da telafisi mümkün. Bu konuda maalesef Türkiye'den kaçırılan kaynakların da, ama altını özellikle çiziyorum, bağımsız denetim ve bağımsız yargı yoluyla, Bilge Yılmaz'ın ya da herhangi bir insanın siyasi tercihleriyle değil, kanuni ve hukuki olarak doğru olduğu için tazmini mümkün olacaktır. Bunun da takipçisi olacağız.